Evet arkadaşlar, 7. soruyla devam ediyoruz. Bu haftada yine marjinal analiz ve Lagrange fonksiyonu ile ilgili türev uygulamaları olacak. Bu konuyu iyice öğrenmenizi istiyorum. 7. soru ne diyor? Bir firma için ortalama maliyet fonksiyonu verilmiş. Ortalama maliyet fonksiyonu 3Q kare eksi 5Q artı 25 olarak verilmiş. Bu firma için üretim 10 birimden 11 birime çıkarılırsa toplam maliyetteki değişimi marjinal analizle bulunuz diyor. Öncelikle ortalama maliyet verildiğine göre ve toplam maliyetteki değişimi sorduğuna göre toplam maliyet öncelikle bulunacak. Yani toplam maliyet nedir? Total cost nedir? Onu bulmamız lazım. Toplam maliyeti bildiğiniz gibi Q'ya böldüğümüzde ortalama maliyeti elde ediyoruz. O zaman ne yapacağız? Toplam maliyeti bulabilmek için de ortalama maliyetle Q'yu çarpmamız gerekiyor. Yani 3Q kare eksi 5Q artı 25 ile Q'yu çarptığımız zaman 3Q küp 5Q kare artı 25Q. Nedir bu? Toplam maliyet. Toplam maliyeti bulduktan sonra ne istiyordu bizden? 10 birimden 11 birime. Q 10 birimden 11 birime çıktığında diyor. Neyi soruyor? Marjinal maliyeti soruyor aslında, değil mi bize? Marjinal maliyet. Yani marjinal maliyet 10'dan 11'e çıktığında. Yani şunu soruyor bize. Ya marjinal maliyet 11'i soruyor. Bu nedir diyor. Ya da toplam maliyet 11'den toplam maliyet 10'u çıkar diyor. Bize marjinal analizle yap dediğine göre biz ne yapacağız? Toplam maliyetin, yani marjinal maliyeti bulmamız lazım önce. Toplam maliyetin Q'ya göre türevini alacağız. Ve bulduğumuz değer ne olacak? Marjinal maliyeti verecek. Nedir? 9 Q kare eksi 10 Q artı Q'nun üzerindeki 1. Değil mi? 21. Marjinal maliyet neymiş? 9 Q kare artı 10 Q artı 25'miş. 10 birimden 11 birime çıktığı zamanki durumu istediğine göre marjinal maliyet 11 değeri sonucu verecek. 9, 11'in karesi 10 çarpı 11 artı 25. 11'in karesi 121, 110 artı 25. Ne ediyor? 9, 1, 9, 9, 2, 18, 9, 10. Buradan ne geliyor? 10 gitti, 100, 15 gitti, 85 çıkarırsak 1004 sonucuna ulaşıyoruz. Evet, bu sorunun cevabı da bu şekilde karşımıza çıkıyor.